Özgür Kanal Aktif'desiniz. Yine bir günün raporu programında sizlerle birlikteyiz. Gündemi değerlendireceğiz, doğruları konuşacağız, gerçekleri konuşacağız ve hakikatlere yer vereceğiz. Doğrulara başlıyoruz. Türkiye'nin gündeminde bugün iki önemli konu var diyeceğim. İkiden de fazla aslında, daha fazla. Ama birinci konu gerçekten özellikle virüs salgını sırasında Türkiye'nin siyasi atmosferini ve siyasi havasını geren bir konu. AKP'nin kullandığı sert dil. Bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de o sert dile bir katkıda bulundu. Yine bir hat bildirdi. Yine insanları bir darbe konusunda bir uyarıda bulunma ihtiyacı duydu. Ama AKP'nin kullandığı dil özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticilerine ve il başkanına karşı kullandığı dil çok sert dil. Aslında bu dille ilgili sosyal medyada da bu dilin karşılığı var. Karşılığı nasıl var? Kavanozlar da kurşunlar olarak var. Ya da ölüm tehditleriyle var. Ya da kullanılan dilde en azından insanların bırakın siyaset yapmayı bundan sonra yaşama şanslarının kalmadığına dair bir üslup var. Bu çok tehlikeli bir üslup. Özellikle siyasette kullanılmaması gereken bir üslup. Şu sıra hem salgın hem Ramazan ayı, mübarek bir ay, ortada kutsal bir ay inanan insanlar için. Böyle bir ayda bu tür tatsızlıklar olması hoş değil ama ne yazık ki siyaset böyle. Bu arada 3 isim var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Özellikle Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili, yine İstanbul Cumhurbaşkanı Canan Kaftancıoğlu yine aynı şekilde eleştiri, hakaret ve tehdit altında. Ve son olarak yine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Veli Ağbaba'ya da bu tür bir yandaş medyada bir yüklenme oldu. Ama genel olarak baktığınızda siyasetin tıkandığı, ekonominin alarm verdiği, Merkez Bankası'nın rezervlerin sıfırlandığı, Türkiye'nin çok zorda olduğu günlerde iktidarın biraz da sanki gündem değiştirmesi gibi. Yani işi farklı bir mecraya sürüklemesi. Sanki kendisi yine bir mağduriyet edebiyatında bir hava içinde. Bu çok doğru değil. Yani bir gazeteci olarak bunları söylüyorum. Siyasetin buna ihtiyacı yok şu sıralar. Şu sıralar akla, ortak akla özellikle uzlaşmaya ve birlikte davranmaya ihtiyacı var. Türkiye hala bu virüs salgınından çıkmış değil. Bunu işin içinde tamamen bu işi halletmiş değil. Alınan kararlar doğru yanlış, onu konuşacağız. İkinci bölümde yine bir doktor var. Sayın Aylin Cesur, İYİ Parti'nin aynı zamanda korona raporunu hazırlayan isim. Ona biraz daha teknik sorular soracağız ama şimdiki konuma da bütün bu konuları tek tek soracağız. Özellikle iktidarın kullandığı bu sert dilin bugün de devam etmesi, dün özellikle sosyal medyada çok sert karşılık bulması ve bu tırmandırma yasağı da mesela saray sözünü kullanın, yasağı da dili kullanır, yasağı da hatırlatır dedi Ömer Çelik. Ne demek, niye saray denmesin? Çünkü orada Beştepe'de olan bir saray görünümünde bir koca bir konut. Yani buna insanlar külliye de der, saray da der. Niye saray diyen yasa adayla eş tutulsun? Daha doğrusu Demokrat Parti dönemindeki Başbakan Adnan Menderes'in idamına giden yolla aynı dili kullansın. Neden böyle bir çağrışım yapma ihtiyacı duyuyorlar? Neden Erdoğan tam 20 yıl sonra böyle bir üsluba sığınma ihtiyacı duyuyor? Bütün bunları soracağız, konuşacağız. Konuğum Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımızı ve Malatya Milletvekili Sayın Veli Ağbaba. Sayın Vekilim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Aslında bizim bugün konuşmamız gereken çok konu var sizde. Ama öyle bir üslup, öyle bir dil gelişiyor ki gerçekten siyasette çok zorlayıcı bir dil. Mesela imam cemaat misali, eğer siyasetçiler böyle yaparsa, siyasetçilere oy veren ya da o siyasetçilerin partisine üye olan, o siyasetçilerin seçmeni olan insanların da bu tavra girmesi durumunda Türkiye sıkıntılı günlerle karşılaşabilir. Birincisi bu. İkincisi ekonomide çok büyük sıkıntılar var. Bugün rakamlar geldi. Merkez Bankası'nın rezervleri neredeyse bitmiş. Yani 20 milyar doların altına inmiş ki bu çok küçük bir rakam, evet. Çok küçük bir para. Yine kredi alacakların takip ve borçlar kısmı ile ilgili bugün yine bir ayrıntı var. İnanılmaz bir patlama yaşanmış. Herkesin bankada kredi harcamalarının taksitlerini ödeyememe gibi bir sıkıntısı var. Bir daralma ve sıkışma varken bir de sizinle
Sayın Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar arasında bir tartışma var. Evet. Bugün bu tartışma biraz daha şekil değiştirdi. Daha çok özellikle yandaş medya size saldırmayı ve tehdit etmeyi bir üslup olarak benimsedi. Bugün onu bir adım da öteye götürmüşler ve toptan bir kuşatma. Ne alakası varsa darbe, Vela Baba'nın sözleri, işte yasada tehdidi, Özgür Özel'in sözleri, işte Menderes tehdidi, Canan Kaftancıoğlu'nun sözleri. Öncelikle bu Selçuk Bayraktar'la nedir aranızdaki konu ve bu siyaset dili hakkında Sayın Başkan ne söyleyeceksiniz? Öncelikle bu siyaset dili ve algıyla ilgili aslında hepimizin gördüğü zaman zaman hafızamızda da yer etmeyen bir olay var. Bir şeyin hakkını teslim etmek lazım Fatih Bey. Algı yönetimi konusunda bizim ülkemizin en başarılı siyasi hareketi AKP'dir. Belki dünyada eşi benzeri yok. Zaman zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getirdik, konuştuk bunları. Şimdi gündem değiştirmelerinin üzerine kimse yok. Hiç söylemediğiniz sözler üzerinden politika yapıyorlar. Hiç söylenmediğiniz sözler üzerinden mağduriyet çıkarmaya çalışıyorlar. Ve sürekli bir mağdur oynuyorlar. Hatırlayın, geçmişte birçok olay yaşadık. Hep böyle hani Don Kişot'un yel değirmenine karşı bir savaş var ya, bunlar da aslında kendilerine gündemi değiştirmek için, tabanı konsolide etmek için, açlığı, yoksulluğu gerçek gündemi unutturmak için sanal düşmanlar yaratıyorlar. Kim sanal düşman? Ve hepsi bir ağızdan. Milletvekili, trolü, gazetecisi, sarayda oturan zatla birlikte aynı dili konuşuyorlar. Ne diyorlar? Bir gün bakıyorsunuz Türkiye'de dolar yükseliyor. Ne diyorlar? Dolar lobisi. Ya dolar lobisi kim? Ne diyorlar? Faiz lobisi. Ne diyorlar Türkiye karışınca? Dış güçler. Ne diyorlar? Üst akıl. Yani her olaydan bir mağduriyet çıkarıyorlar. Bunların şimdi dolar artar, ekonomi bakanının hiç suçu yok. Kendi yanlış uygulamalarının hiç suçu yok. Suç dolar lobisinin. Faiz artar, suç kendilerinin değil, suç faiz lobisinin. Şimdi aslında bu faiz lobisini niye çok gündeme getiriyor? Bizim tarihimizde en çok faiz ödeyen bu hükümet, saray hükümeti. Bir bakıyorsunuz bir başka gün ne diyor? Bir konuşmasında hatırlayın geçtiğimiz yıl unuttuk gitti. Dedi ki bir gün çıktık mitingde konuşurken domates bulunamıyor, patlıcan fiyat artmış, salatalık fiyat artmış. Dedi ki bir kurşunun sen değerini bilir misin? Bunun değerini bilir misin dedi. Kurşunla domatesin ne ilgisi var? Ve utanmadan o günde yeni bir terör örgütü çıktı karşımıza. Yine sanal terör örgütü üretme konusunda bunların üzerine kimse var mı? Yok. Bakın hem sanal düşman üretme konusunda hem sanal terör örgütü üretme konusunda bunların üzerine kimse yok. Daha önce bunlar Ergenekon terör örgütünü üretmediler mi? Daha önce hepsi beraber Balyoz terör örgütünü üretmediler mi bunlar? Ve bunlar aynı, bunlar işte darbeci dediler, manşet attılar, konuştular. İki yıl sonra darbe değilmiş dediler. Sanal terör örgütü, sanal terör örgütü lideri yaratmadılar mı? Bu memlekette Türk Silahlı Kuvvetleri, bakın tekrar söylüyorum, milliyetçiyim diyen bunlar duysun. Türk Silahlı Kuvvetleri mahkeme kararıyla tescilli terör örgütü ilan edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutanı silahlı terör örgütünün lideri olarak mahkeme kararıyla yazıldı. Ya, bakın İlker Baş bu silahlı terör örgütünün lideriydi. Kimdi terör örgütünün yardımcıları? Genel sekreteri, Genelkurmay 2. başkanı, bütün ordu komutanları, bütün altındaki askerler silahlı terör örgütünün üyesi olarak mahkeme kararıyla açıklandı. Ve mahkeme kararıyla Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü olarak ilan edildi. Yani şimdi devam edelim. Devam edelim geldiğimiz süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve muhalefeti tam sağ presle baskılamaya çalışıyor. Tam sağ ne? Daha Özgür Özel konuşmaya başlamadan tweetler atılmaya başlanıyor. Canan Kaftancıoğlu konuşurken tweetler atılmaya başlanıyor. Ne bileyim DİSK 1 Mayıs'ta yapması gereken en doğal şeyi çelenk koymaya giderken kapısının önünde baskılanıyor. Yine çıkamazsın diyor. Toplam 15 kişiler. Başka? Bakın bugün bir tasarı geliyor. Barolar ve Türk Tabipler Birliği ile ilgili bir tasarı geliyor. Niye? Onlar da konuşmasın. Türk Tabipler Birliği gerçeği açıklamasın. Barolar konuşmasın. Onlar da sussun diye herkesi susturmaya çalışıyorlar. Yapmaya çalışılan şey yok. Şimdi Allah aşkına o Selçuk Bayraktar'a gelmeden önce Özgür Özel ne demiş?
Bizim Özgür Özel 15 Temmuz'da darbe ile ilgili ilk konuşmayı yapmış. Genel başkanımızla konuşmuş. Genel başkanımızın talimatıyla burada Ankara'da bulunan milletvekilleri meclise gitmiş. Meclis başkanı Özgür Özel aramış. Demiş ki meclis al, biz aç, biz geliyoruz. 15 Temmuz gecesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilk milletvekili CHP'li milletvekilleri. Meclisin açılma çağrısı yapan Özgür Özel. Ne demiş Özgür Özel? Saray rejimi yıkılacak. Saray rejimi yıkılsın mı? Vallahi uğraşımız o. Demokratik yollardan seçimle, ilk seçimlerde bunları alaşağı etmek istiyoruz. Bir siyasetçinin, bir siyasi parti bundan daha doğal amacı olabilir mi? Eğer bir siyasi parti iktidar olmak istemiyorsa niye siyaset yapsın? Dediği şey şu, saray rejimi yıkılacak, seçim sandıkla geldiler, sandıkla gidecekler. Bunda darbe çıkarabilir misiniz? Çıkarmaz ihtimali yok. Yok. Canan Kaptancıoğlu demiş, ya normal seçimle ya erken seçimle bunlar gider demiş. Şimdi saray ve yandaşı, biz MHP'yi hiç muhatap almıyoruz. Hiç almıyoruz. Allah onlara akıl fikir versin. Ne yapıyorlar? Darbe. Ya bununla darbe çıkar mı? Ayrıca ey troller, ey her gün CHP'ye küfreden siyasetçisi, Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı, milletvekili trolü. Ya bizim silahımız yok. Jandarmamız yok bizim. Polisimiz yok. Askerimiz yok. Silahımız yok. Ne yapacağız biz? Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin zabıtasıyla mı darbe yapacağız? Bu kadar akılsızlık olur mu? Niye bunu söylüyorlar Fatih Bey? Gündemi değiştirmek için. Bakın Türkiye yönetemiyorlar. Türkiye savruluyor. Şimdi MHP'ye söyleyecek lafımız yok. Ama MHP bize laf söylerken, hani milliyetçiyiz diyor ya, milliyetçiyiz derken tank palet fabrikasıyla ilgili MHP ne düşünüyor? Bir kez daha buna söylüyorum. Tank paleti Katar Silahlı Kuvvetleri'nin emrine verdiler. Verdiler mi verdiler? Nasıl ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir unsuru, bir bölüğü, bir alayı, bir taburu bir başka yabancı silahlı kuvvetlerin emrine verilemezse tank palet fabrikası da verilemez. Bu vatana ihanettir. Tank palet fabrikası, tank palet fabrikası milliyetçiliğin turnusol kağıdıdır. Başka Süleyman Şah Türbesi. Bakın ilk kez bunların döneminde Türkiye bayrağının dikili olduğu toprağa taşıdı. Milliyetçilikte bize laf söylemesinler. Şimdi ekonomi yönetilemiyor. İnsanlar aç. Dünkü görüntüleri izlediniz. Bir baba çay satmaya gidiyor. İş kurunun önüne ağlıyor, hüngür hüngür ağlıyor. İnsanlar aç. Maske dağıtamıyorlar. Türk İş Başkanı isyan ediyor. 1170 lira verilmez diyor. Ücretsiz izinler artırıldı diyor. Sen ne yapıyorsun? Her ulusal sesleniş konuşmasında ey Kılıçdaroğlu, ey CHP diyorsun. CHP kadar başınıza taş düşsün. Kılıçdaroğlu kadar başınıza taş düşsün. Utanmasalar bunlar Fatih Bey. Utanmasalar koronayı CHP getirdi derler bunlar. Böyle utanmazlar. Hani diyorlar mı diyor şimdi Fethullah'la bunlar yattılar, bunlar kalktılar. Bunlar devleti teslim ettiler. Ne dediler? CHP, FETÖ, terör örgütü. Hatırlıyor musunuz? Akit gazetesi koronavirüsünü Eren Erdem İran'dan getirdi dedi. Evet. Ama Eren Erdem'in yurt dışına çıkış yasağı vardı aslında. Yani bunlar bakın. Yani akıl almaz yalancı. Akıl almaz, utanmaz. Niye bunlar bu yalanlar? Devletin bütün olanaklarını, devletin bütün olanaklarını yiyorlar, içiyorlar. Devletin fakir fukaranın vergisindeki vakıflara, kendi yandaşlarına, gazetelere dağıtıyorlar. Okurmayan akşam gazetesine milyonlarca reklam veriyorlar. Okurmayan akit gazetesine milyonlarca bu memleketin ilanını veriyorlar. Onlar da bize küfrediyor. Akşama kadar küfrediyor. Şimdi Allah aşkına ne diyor? Ulusal sesleniş konuşmasında ey CHP diyor, ey Kılıçdaroğlu diyor. Bakın koronayı bile dediğim gibi koronayı bile CHP getirdi derlerse şaşmayın. Bunlar algı konusunda, yalan konusunda bunların dünyada eline su dökecek kimse gelmemiş. Bakın mecliste söyledim. Yakında derler ki bunlar dedim. Bu Fethullah Gülen'in sorumlusu CHP. Niye diyeceksiniz? Derler ki Fethullah Gülen'in annesi. Fethullah Gülen 1941 doğumlu. Fethullah Gülen'in annesi. Fethullah'a hamile kaldığı zaman İsmet İnönü Cumhurbaşkanı tek parti dönemi derler. Bunu başımıza CHP bela etti derler. Derler vallahi derler. Ey CHP niye Fethullah Gülen'e hamile kaldığın gün kürtaj yaptırmadın derler mi derler. Algıda acayip başarılılar. Türkiye yanıyor. Türkiye ekonomik olarak da
zor durumda yanıyor. Ne konuşuluyor? CHP konuşuluyor, darbe. Allah sizin belanızı versin. CHP'nin olanağı mı var ki darbe yapsın? Cumhuriyet Halk Partisi. Bakın darbelere karşı bir parti. İşte Menderes örnek veriyorlar, 12 Eylül örnek veriyorlar. Biz ne zaman iktidara gelirsek geleceğimiz hesaplanıyorsa dış güçler, iç güçler, içteki maşalayla beraber darbe yapıldı. Herkes biliyor ki 1960'da yapılan bütün anketlerde seçimde CHP iktidara geliyor. Ne yapıldı? Darbe yapıldı. 1980'de dünya alem biliyor ki CHP iktidara geliyor. Sol ayağa kalkmış, darbe yapıldı. Şimdi bu nedenle darbe yapılacaksa bize karşı yapılıyor. Ayrıca bunu hiç unutmayın. Bir darbe sürecini hala yaşıyoruz. 15 Temmuz'da FETÖ bir darbe girişiminde bulundu. Bunu fırsata çevirenler 20 Temmuz'da o halle birlikte sivil darbe yaptılar. Sivil darbe yaptılar. Bakın devlette liyakat yok. Ordu darmadağın edilmiş. Polis teşkilatı darmadağın edilmiş. Hukuk askıya alınmış. Hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok. Özgür Özel'i tehdit ederler. Canan Kaftancıoğlu'nu tehdit ederler. Veli Ağbaba'yı tehdit ederler. Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit ederler. Bir darbe dönemiyle karşı karşı sivil darbe. Bakın dünyanın hiçbir ülkesinde bir ana muhalefet partisinin genel başkanına birisi vuracak, linç etmeye çalışacak ve bir tane insan cezaevinde olmayacak. Bunda daha açık darbe olabilir mi? Darbeci varsa aynaya baksınlar. Onlar 12 Eylül postallarını yalayarak buraya geldiler. Bakın onlar 12 Eylül asker postallarını yalayarak buraya geldiler. Cumhuriyet Halk Partisi il başkanları şehit edildi. Milletvekilleri öldürüldü. Partisi kapatıldı. Mallarına el konuldu. 12 Eylül'de. Utanmasalar 12 Eylül darbesinde CHP yaptı diyecekler. CHP'nin darbeyle ne ilgisi olabilir? Şimdi ne yapıyorlar? Tam sağ pres. Konuşan milletvekillerine. Bakın burada söyleyeyim. Onların önünde boyun eğen namertli namussuzdur. Sözümüzden bir kelime geri gidersek, bir adım geri atarsak bizden namertli, bizden namussuz yok. Bedeli neyse öderiz. Niye saldırıyorlar? Efendim ben demişim ki geçen yıl T23 Vakfı efendime söyleyeyim bağış almış 41 milyon lira. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız T3 Vakfı. Evet. Ekrem İmamoğlu seçim aldı biliyorsunuz. Seçimlerde bugün mü iptal edildi yanlış hatırlamıyorsam? Geçen yıl bugün mü iptal edildi? Yani tarih denk geliyor. Evet. Şimdi Ekrem İmamoğlu dedi ki 878 milyon lira vakıflara para yardım yapılmış dedi. Biz de baktık kimlere yapılmış. Bakın ben size tek tek söyleyeyim. Toplam 847 milyon 592 bin lira. Yani eski parayla 847 trilyon. Devletin fakir fukaranın ödetmiş olduğu vergiler kimlere dağıtılmış biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. TÜRGEV'e 51 milyon 593 milyon. Eski parayla 51 trilyon 600 milyon. Ensar Vakfı'na, hani tecavüz üzerine ünlü bir vakıf var ya, Ensar Vakfı'na 29 milyon 797 milyon. Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA'ya 74 milyon 276 milyon. Geldik, beni suçladıkları T3 Vakfı'na 41 milyon 363 bin lira. İşte Okçular Vakfı'na 16 milyon 640 bin lira. Aziz Mahmut Hüdavi Vakfı'na, İsmail Cemaatine Vakfı'na 16 milyon 476 bin 823. Diğer vakıflara 16 milyon, Enderun Vakfı'na 726 milyon, Darül Fünun İlahiyat Vakfı'na 2 milyon küsur vakfı vesaire vesaire. 726 bin herhalde. Evet. Evet. Toplam 847 milyon 592 bin lira bağışta bulunmuş. Biz ne demişiz? Bakın biz ne demişiz? T3 ile ilgili, burada hepsi var elimde. T3'e demişiz ki, attığımız tweetler burada, protokol burada, her şey burada. Demişiz ki TÜGVA'ya bağışta bulunmuş 41 milyon. Açıklama yapmış. Beni mahkemeye vermiş. Selçuk Bayraktar. Evet, Selçuk Bayraktar. Görüntüle getirelim arkadaşlar Selçuk Bayraktar. Beni mahkemeye vermiş. 100 bin lira tazminat davası açmış. Vesaire ceza davası açmış. Vesaire. Bir şey söyleyeyim Sayın Başkanım. Beni de mahkemeye verdi. Bana da dava açtı. Doğrudur. Şimdi bak attığım tweet şu. AKP neden mahkemeye başvurup kayıtların yedeklenmesini engellemek istiyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan damat Selçuk Bayraktar'ın mütevelliyeti başkanı olan Tecrübe Akın'a 41 milyona destek verilmiş. Yalan mı? Bana hakaret etmiş. Ardından geçtiğimiz gün pazar günü bir gazeteye röportaj vermiş, yine beni yalancılıkla suçlamış. Ben de şöyle demişim. Selçuk Bayraktar köşeye sıkınca yalana sarılmış. Mahkemedeki savunmamız nakit bağış aldınız, almadığınız yönünde. Gözüküyor mu bilmiyorum, oraya mı göstereyim, almadığınız yönünde. Bizim zaten nakit paraya veya bağış iddiamız yok. Teşhis 41 milyon olarak destek verildiğini söylüyoruz. Ve protokolü ortaya çıkarmışız. Protokol de burada. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile şeyin protokolü de burada. Bu da... Evet. Tam ekran yapın arkadaşlar, böyle görünsün. Bu da protokolü. Yani bu... Söylemişiz. Belediyenin protokolü mü? Evet, belediyenin protokolü. Şimdi diyor ki beni suçluyorlar. Bu yalan mı, doğru? Bakın biz de onu çıkarmışız. Nereye ne aldığını hepsini çıkarmışız. Ben size söyleyeyim ne yapmışız. Bakın 19 milyon 475 bin lirası bakım ve onarım. Burada belgeleri var. Bunu da göstereyim. 19 milyon 490 bin lira bakım ve onarım. 1 milyon 784 bin lira tefrişat. Yeme içme 1 milyon 863 bin. Personel desteği 2 milyon 867 bin. Tanıtım medya 35 bin vesaire vesaire. Gelmişiz yine burada aynı sayfada var. Toplam 41 milyon lira Teviş Vakfı'na bina yapmışlar. 13 kültür merkezine ücretsiz kiraya vermişler. Personel desteği sağlamışlar. Söylediğimiz şey bu. Şimdi bir grup milletvekili, bir grup troll, Fatih Tezcan, o Atatürk düşmanı, Atatürk'e ağzına gelen küfrü söyleyen meczup Fatih Tezcan. Adını söylemeye bile değmez. Evet, milletvekilleri göreve çağırıyor. Vela Baba'ya, bu biliyorsunuz Selçuk Bayraktar'ın ortak olduğu firma SİHA ve İHA'ları yapıyor. Sanki ben İHA ve SİHA'ya karşıymışım gibi benimle ilgili akıl almaz iddialarda, tehditlerde falan bulunuyorlar. Twitter'da küfürün bini bin para. İki günden beri Twitter'da top trick biliyorsunuz. Top trick olmuşuz. Gündemin birinci sırasındayız. Sanki ben Selçuk Bayraktar'ın SİHA yapmasına karşıymışım gibi, İHA yapmasına karşıymışım gibi bir hava oluşturmaya çalışıyorlar. Benim karşı olduğum şey şu. Ben fakirin, fukaranın vergisinin nereye gittiğini açıklamışım. Yaptığım bu. Fakirin, fukaranın İstanbul'da köprü altında yaşayan, İstanbul'da ekmek bulamayan fakir, fukaranın nerede yaşadığını, neler yaptığını söylemişim. Ve bana saldırı da bu. Bu hafta bütün günden bütün yandaş medya, trollü, Facebook, ıvırı zıvırı, birkaç tane troll milletvekili, bunların içerisinde uluyanı var, havlayanı var vesaire vesaire. Vela Baba'ya saldırıyorlar. Vela Baba'ya akıl almaz iftirada da bulunuyorlar. Ben bu rakamı niye açıklamışım? Ve acayip bir manipülasyon yapıyorlar, beni susturmaya çalışıyorlar. Hiç kusura bakmayın. Bildiğim gerçekleri, bedeli ne olursa olsun açıklamaya devam edeceğim. Sayın, sizden korkan namerttir, namussuzdur. Ben kimsenin para askeri değilim. Ben kimseden parayla cebime para almıyorum. Ben kimsenin paralı trolü değilim. Vela Ağbaba, herkes bilir, Malatya'sı da bilir, Türkiye'si de bilir. Bir, kendi seçim bölgesi için, Malatya için aşkla çalışan, her türlü fedakarlığa üstlenen, fakirinden fukarana, muhtarından çiftçisine kadar herkese elinden geldiği kadar destek olmaya çalışan bir milletvekili. Bakın burada hemen sizle ilgili bir mesaj gelmiş. Geçen hafta Malatya Yazıhan ilçesi ve köylerine durumu fakir olan vatandaşlarımıza parti ayrımı yapmadan kolilerle yardım dağıttı. Allah razı olsun. Bir de Veli Bey Malatya'da yapılan bütün cami ve cemevlerine yardım yapan bir kişi demişler. Yani siz daha söylemeden evet. Şey geldi, mesaj geldi. Yani elimizden geleni, bütün imkanlarımızı kullanarak. Bu Yazıhan'da dağıttınız, doğru değil mi? Bütün Malatya'da dağıttık. Bütün Malatya'da fakir, yoksul, böyle partisine bakmadan, siyasi görüne, giyimine, kuşamına bakmadan, sadece yoksulluğuna bakarak elimizden geldiği kadar iş adamlarından, dostlarımızdan aldığımız yardımları orada dağıtmaya çalışıyoruz. Maskesinden, gıdasına vesaire vesaire. Ve Malatya'nın her sorununa gündeme çalışıyoruz. Benim yaptığım şey bir, benim Malatya bilir diyorum. Malatya hiçbir parti ayırmadan, muhtarı ayırmadan, sivil toplum örgütünü ayırmadan Malatya'ya hizmete kendim adamış biriyim ben. İki, Türkiye'de benim bir misyonum var. 2011 yılının seçim kampanyasında bir söz vermiştim. O sözü gerçekleştirmeye çalışıyorum. Siyasi görüşü ne olursa olsun, etnik kimliği ne olursa olsun, mağdurların yanında olacağım, mağdurların sorunlarını gündeme getireceğim demişim. Bütün milletvekili yaşamım boyunca hiç ayırmadan, bazen askerlerin, bazen
profesörlerin, bazen gazetecilerin, bazen farklı görüşler insanlarınla ilgili cezaevine gitmişim, ziyaret yapmışım, onlarla ilgili gündeme getirmeye çalışmışım. Çoğuyla da ilgili emeğim olmuş. Şimdi bunu ne yapıyorlar? Gelelim esas konumuza. Bunu ne yapıyorlar? Şimdi Özgür Özel'den bir darbeci çıkmayacağını bilmiyorlar mı? Özgür Özel, Canan Kaftancıoğlu'ndan bir darbeci olmayacağını onlar bilmiyor mu? Canan Kaftancıoğlu bizim İstanbul'daki bilinen en iyi yüzümüz. Özgür Özel bizim Türkiye'deki bilinen en iyi yüzümüz. Herkes ayrımsız ve her koşulda, zor koşulda da olsa demokrasiden yana tavrını koymuş. İnsan haklarından yana tavrını koymuş. Kendini Atatürk Türkiye'sine adamış. O bütün o Atatürk'ün düşüncelerini kılcal damarına kadar işletmiş. Canan Kaftancıoğlu da aynı şekilde canına saldırıyor. Canan Kaftancıoğlu da saldırıyor. Aylardır saldırıyor. Yıllardır. Canan Kaftancıoğlu iyi başkan olduğu demeye saldırıyorlar. Niye saldırıyorlar? Ben size söyleyeyim. Kendi becerisizliklerini kapatmak için. Fatih Bey, kendi kötü uygulamalarını kapatmak için. Bakın, bir maskeyi dağıtamayan bir Türkiye ile karşı karşıya. Hani dünya biz kıskanıyor ya. Ne maskeli, Türkiye'yi maskeli baroya çevirdiler. Bakın ben size söyleyeyim. Ne dediler bu maskeyle ilgili? Ne yaptı CHP? Daha bu koronanın geldiği belli değil mi? 31 Aralık'ta çıkmış. Bize geldiği belli. İlk vaka sanırım 11 Mart'ta çıkıyor. Pandemi ilan edildi dünyada. Bizim maske hazırlığımız yok. Ne yapmış Ekrem İmamoğlu İstanbul'da? Maske dağıtmaya başlamış. Nisan'ın, Mart'ın sonunda, Mart'ın ortasında. Engellemişler. Ankara'da dağıtmış, engellemişler. Net açıklamış. Demişler ki, eczaneler maske satamaz. Eyvallah. 5 Nisan'da demişler ki PTT dağıtacak. O insanların hayatını riske atmışlar. Ardından 6 Nisan'da PTT patlıyor. E-Devlet'ten alacaksınız diyor. 6 Nisan'da parayla satılamaz diyor. 14 Nisan'da herkese mesaj gelecek diyor. 17 Nisan'da mesaj yoksa eczaneye gidin diyor. 29 Nisan'da mesaj yoksa gitmeyin diyor. 3 Mayıs'ta aplikasyonla isteyin diyor. 4 Mayıs, 3 Mayıs'ta parayla satılmaz diyor. 4 Mayıs'ta parayla satılacak diyor. Şimdi Allah aşkına böyle memleket yönetilir mi? Böyle ülke yönetilir mi? Türkiye'nin geldiği hal ortada. Bakın başka bir rakam vereceğim. Türkiye şimdi işsizlik gündeminde, yoksulluk gündeminde, açlık gündeminde ya ne yapıyor CHP'li belediyeler? Gıda yardım yapıyor, yapamazsın diyor. Dayanışma için para toplamaya çalış, toplayamazsın diyor. Ekmek dağıtmaya çalış, dağıtamazsın diyor. Aşevi açıyor, açamazsın diyor. Bakın bizim parti sözcüğümüz geçtiğimiz günlerde açıkladı Sayın Faik Öztürk. Bakın bunu da eğer mümkünse bunu da kameralara gösterelim. 170 bu dönemde 176 milyar 100 milyonlar vergi toplanmış. 22 milyar 883 milyon dışarıdan borçlanmış. 43 milyar 512 milyon içeriden borçlanmış. 40 milyar 549 milyon Merkez Bankası'na vesaire vesaire. Yetmedi. Merkez Bankası 56 milyon lira para bastırdı. 56 milyar affedersiniz. O da yetmedi. Merkez Bankası'ndan 30 milyar 250 milyon dolar yani 197 milyon 230 milyon olarak döviz rezervi sattı. Sadece bu yana hükümetin kullandığı para 536 milyar 608 milyon lira. Bakın 536 milyar lira bu sürede. Ayrıca 131 milyar da işsizlik fonunda toplanan paramız var. Ne olmuş? Toplam 668 milyar 150 milyon lira para toplamış. Peki bu paradan hükümete fakir fukaraya dağıtılan para ne kadar? Ne kadar? 4.4 milyar. %1'i bile değil. 4.4 milyar para vermiş. Peki faiz lobüsü diyor ya, İngiltere'deki faizlere ne kadar vermiş? Bunun 10 katını vermiş. Tefecilere bunun 10 katını vermiş. Şimdi bunu gizlemek için, maskeyi gizlemek için, yoksulluğu gizlemek için CHP ile uğraş. CHP darbe yapacakmış. Kendisi, sarayın bekçisi CHP darbeyle suçluyor. CHP'nin silahı, topu, tüfeği yok. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu an iktidara aday en güçlü olması gereken parti ki ana muhalefetin en büyük partisi. Evet. Böyle bir parti darbe tartışmasını açarak kendi ayağına sıkmış olmaz mı? Yani sonuç olarak bu iktidarın gidiş yoluna girdiği konusunda ortak bir kanaat var. Niye CHP darbeyle uğraşsın? Çünkü CHP şu anda onların kendi gittiklerini görüyorlar, gidişlerini uzatmaya çalışıyorlar. Darbe tartışmalarıyla kendi partilerine geçmişte oy vermiş. Ama bu dönem yönetimden dolayı oy vermeyecek insanları da ikna etmek için bak diyor ülke kötü yönetiliyor, korona var, işsizlik var, yoksulluk var, gıda fiyatları artmış. Ama bak darbe geliyor diyor, insanları algı yaratarak kendi yanına tekrar çekmeye çalışıyor.
Bir darbeyle bakın Türkiye bir darbe yaşanmaz Türkiye'de. Cumhuriyet Halk Partisi darbenin yanında yer almaz, geçmişte gördü. Cumhuriyet Halk Partisi darbelerin mağdurudur. Biz demokratik yollarla ilk seçimde bunları oradan indireceğiz. Millet İttifakı'nın yani parlamenter demokrasiyi, yani eşitliği, hukuku savunan insanlar iktidara gelecek. Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki Allah aşkına darbe nereden çıktı dedi. Hakikaten siz konuşurken ben de onu düşünüyorum. Ne çıktı darbe? Ya darbe tartışması. Özgür Özel. Ne demiş? Seçimle geldi, seçimle gideceksin. Canan Kaftancıoğlu ne demiş? Seçimle, ya erken seçimle, gene seçimle gideceksin demiş. Bunu alıyorlar, nereden çekeceklerini bilemiyor. Troller geziyorlar, biçiyorlar olmuyor. Kesiyorlar, biçiyorlar olmuyor. Hayır, bu tartışmanın kaynağını aradım gazeteci olarak. Böyle bir sözcük de yok. Evet, yani sözcük de yok. Biz böyle bir teklif de yok, böyle bir davet de yok. Biz bilebilsek bunun kaynağını, şimdi, bunun neden olduğunu. Sayın Kaftancıoğlu'nun sözleri, o da zaten Ahmet Hakan'a yazılı bir açıklama gönderdi. Orada açıkladı darbeye karşı olduğunu, böyle bir darbe sözcüğünü ağzına almadığını, bir seçimle gideceğini ya da başka bir sistemle dediğinin erken seçim olduğunu tekrar tekrar anlattı. Ama buna rağmen yani bunun üzerinde zıplamak, bunun üzerinde sürekli Türkiye'yi germek, Türkiye'yi bunun üzerinden bir çıkmaz yola sürüklemek kimin yararına ya? Şimdi kendileri görüyorlar Fatih Bey. Hani her dönem bir mağduriyet üretiyorlar diye. Bu dönem bir mağduriyetler yok. Geçtiğimiz günlerde genel başkanımızın dün Twitter'da bir sosyal medyaya düşen bir konuşması var. Ya bana tek başıma hükümet oldum. Sonra onu beğenmedin. Beni dedin Cumhurbaşkanı yap. Ülkeyi uçuracağım dedin. Ardından başkanlığa geçelim. Başkanlık ucubesine geçelim. O zaman bu kardeşiniz faiz nedir görsün. Ekonomiyi şahlandıracağız. Türkiye uçuracağız dediler. Bakın başkanlık da verildi. Partili başkanlık da verildi. Tek başına da yönetiyor. Ama ülke çakılmış durumda. Ülke olmadığı kadar itibarsız durumda. Ülke olmadığı kadar kötü durumda. Bunu kime yükleyecek? Buna kime yükleyecek? Dolar lobisi gitti, faiz lobisi gitti, dış güçler gitti, üst akıl gitti. Gene kala kala CHP kaldı. CHP'ye niye saldırıyor Fatih Bey? CHP'ye saldırmasının sebebi bu. Cumhuriyet Halk Partisi şu anda bütün yapıcı önerileri sunuyor. Genel başkanımız kalkıp ona cevap vermiyor. Yapıcı önerileri sunuyor. Diyor ki şunu yap diyor. Örneğin dedik ki bakın maske dağıt. Maskeyi eczanelere ver, dağıt dedik. Örneğin yoksullara yardım et dedik. Dükkanı kapatılan 252 bin iş yerine para verdik. En az bir asgari ücret para verdik. Bunların elektriğini vesaire karşıladık. Bunlar hiçbir yapılmadı. Bakın bunlar hiçbir yapılmadı. Ne yapıldı? Bu dönemde AKP koronayla yoksullukla mücadele edeceğine CHP ile mücadele ediyor ve muhalif kesimlerle mücadele ediyor. DİSKİ ile mücadele ediyor. Türk Tabibler Birliği mücadele ediyor. Barolarla mücadele ediyor. Türkiye yönetemiyor. Türkiye resmen savruluyor. Türkiye'nin gelmiş olduğu durum bu Fatih Bey. Türkiye yönetilemiyor. Türkiye savruluyor. Bir sıkıntı daha var. Medya. Yani Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin bir açıklaması var. Dünya Basın Endeksi sıralamasında 182 ülke içinde 154. sırada Türkiye. Evet. Çin'den sonra en çok tutuklu gazetecinin bulunduğu ülke. Ama bir tehlike daha var. Kanalların özellikle kendisine uygun yayın yapmayan kanalların rütükleriyle kapatılması tehdidi başladı. Evet. Bunu kim açıkladı? Bu benim görüşüm değil. İlhan Taşçı. İlhan Taşçı'nın rütükiyesi. Önemli bir açıklama. Şöyle söylüyorlar. Bakın ben onun ağzından vereyim. Rütün özellikle Fox TV dahil, evet, Halk TV ve Tele1'e yönelik lisans iptaline kadar gidecek bir ceza zinciri hazırladığı söyleniyor. Ve Rütük'teki gene o çoğunluğuna dayanarak bu kararları geçirerek başta Tele1 olmak üzere ardından Fox TV, ardından Halk TV bu üç televizyonun sesini bir şekilde biraz daha sıkışırsa AKP Rütük üzerinden sansür de diyemeyeceğim artık buna demokrasiye müdahaledir bu. Bu demokrasinin artık ortadan tamamen kalkmasıdır. Ama böyle bir yöntem olduğunu söylüyor. Ben söylemiyorum. Rütük üyesi İlhan Taşçı söylüyor. Eğer böyle bir karar alınırsa, Türkiye'de şu an doğruyu söyleyen, gerçekleri anlatmaya çalışan, muhalefete de yer veren,
toplumdaki sivil toplum kuruluşlarına da kapısını açan yayın kuruluşları lisans iptali ya da kapatmaya girerse ne yapacağız? Fatih Bey, bir an önce söyleyeyim mi? Darbe dönemindeyiz dedim ya. Darbe nedir? Darbe ne yapar? Darbeci ne yaptı? 12 Eylül'e ne yaptı geldi? Geldi, işte Cumhuriyet Gazetesi'ni kapattı. Muhalif organları susturmaya çalıştı. Kendine uzak olan diski kapattı. İşte demokratik kitle örgütlerinin tamamını kapattı. Onların yetkisini kıstı. Darbe nedir? Darbe işte budur. Yani Halk TV ne yapmış? Tele1 ne yapmış? Fox TV ne yapmış? Haber yapmaya çalışmış. Gerçek haberler yapmaya çalışmış. Bunları kapatmak darbe. İşte bu darbe, tam da darbe dediğimiz bu. Darbe dediğin kendinden farklı düşünen insanları susturmaktır. Diski susturuyorsun, Türk Tabloid Birliği'ni susturuyorsun, baroları susturuyorsun, Halk TV'yi susturuyorsun, Tele1'i susturuyorsun. Şimdi buna söyleyelim. Halk TV'nin, Tele1'in ve KRT'nin böyle diğer yandaş basın gibi, bilmiyorum Z Haber gibi, Siyah TV gibi Türk Telekom'dan reklam almıyor. Ne bileyim kamu bankaları oluk oluk para akıtmıyor. Halk TV'si, Tele1'i kendi imkanlarıyla fakir fukaranın katkısıyla ayakta durmaya çalışan kurumlar. Bunlara ne yapıyor? Yayın durma cezası veriyor değil mi? Size dava açtılar. Geçtiğimiz hafta Ayşe Önür Aslan'ın programına yayın durma cezası verdi. Tele1'e aynı şekilde. Darbe dediğimiz tam da şey bu. Demokratik rejimlerde darbeye karşı direnme haktır. Darbeye karşı direnme haktır. Bunları, burası Cibuti Cumhuriyet değil, burası babaların çiftliği değil, burası 3-5 tane trolün at oynayacağı çiftlik değil. Bunlar neden yapılıyor Fatih Bey, hiç düşündünüz mü? Bakın bunlar niye yapılıyor? Aslında kendileri gördü ama hala gerçeği anlayamıyorlar. Bakın geçtiğimiz seçimlerde, ondan önceki seçimlerde, 31 Mart'ta, 2018-24 Haziran'da bütün medya ellerinde miydi? Ellerindeydi. OHAL döneminde 16 Nisan'da bir referandum yapıldı. Referandumda kanun hükmünde kararnameyle, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bir karar çıkardılar. Dediler ki televizyonlar eşit davranmak zorunda değildir. Hatırlayın, eşit davranmak zorunda değildir. Bunu niye? Hayır daha çok anlatılsın diye. AK Parti propagandası daha çok anlatılsın diye. Meral Akşener hiç televizyona çıkmamış. Hayır anlatanlar 86 dakika çıkmış televizyonlara. Evet anlatanlar 13 dakika çıkmış. Ona rağmen başa baş bir sonuç elde edildi. Ardından 24 Haziran seçimleri öyle. 31 Mart seçimlerinde medyası, valisi, polisi, askeri Twitter'ı engellediler. Facebook'u kapattılar. Efendime söyleyeyim, her gün CHP adaylarının aleyhine onlarca manşet, yüzlerce program yapıldı. Hatırlayın televizyon kanallarını. Mansur Yavaş'ın belediye başkanlığı seçimini kazanırsa 6-7 yaşında teröristlerin fatura dağıtacağını, Ekrem İmamoğlu'nun bilmem ne yapacağını vesaire anlattılar. Ne oldu? Yandaş medyalarına kendileri bile inanmıyor. Havuz medyalarına kendileri bile inanmıyor. Ne oldu? Seçimleri kaybettiler. Türkiye 2019 Mart seçimlerinde ilk kez, yıllardan beri ilk kez baskıya, tek adamlığa, tek sese, tek rengi hayır dedi. Türkiye birden büyüktü dedi. Onların psikolojisini bozan bu. Hala İstanbul ne diyordu kendisi? İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder diyordu. O kimyalarını bozdu. Psikolojilerini bozdu. Bütün amaç o 31 Mart'ta biz niye kaybettik? Biz nasıl Ankara'yı verdik? Nasıl İstanbul'u verdik? Antalya'yı, Mersin'i, Adana'yı nasıl verdik diyerek bunun hesaplaşmaya çalışıyorlar. Bunları televizyonları, gazeteleri kapatmaya çalışıyorlar. Oradaki insanlara kimine dava açarak, kimini cezaevine atarak, kimine yayın durdurarak. Fatih Portakal'a 3 yıl hapis cezası yani, getirildi. Bugün Barış Pehlivanoğlu içeride, 4 arkadaşımızla, Murat Ağrer içeride, Barış Terkoğlu içeride, Hülya Kılıç içeride. Evet. Yok yere tutuklandı. Hakan Aygün her ne kadar attığı tweetin içeriğine katılmasam da ama tweet atmak yüzünden şu an tutuklu. Yani gazeteciler üzerinde bir baskı var. Peki şunu soracağım Sayın Vekilim, çok samimi bir soru soracağım. Eğer bu baskılama yöntemi, eğer bu otoriterleşmenin ötesinde faşizan usullerle kullanılan bu pres devam eder de Türkiye'nin demokratik bir seçime giden yolu kapanırsa ya da bu yolu kapatmaya çalışırlarsa,
ya da bu yol üzerinde önüne engeller koymaya çalışırlarsa ne yapacaksınız? Şimdi Türkiye artık sadece kendi başına yaşayan, kendi başına kalabilecek bir ülke değil. Ya dünyayla entegre. Ne bileyim işte böyle bir şey olursa dünyayla ilişkili kesmesi gerekir. Ya bir Kuzey Kore olması lazım. Onu Türkiye göze alabilir mi? Mümkün değil. Yani öyle ki bütün her şeyimiz bizim batıyla, dünyayla ilişki içerisinde. İşte cep telefonundan ne bileyim ürettiğiniz, bindiğimiz arabaya kadar, televizyondan birçok petrolüne kadar dünyayla ilişki içerisindeyiz. Böyle bir şey dünya kabul etmez. Türkiye de kabul etmez, dünya da kabul etmez böyle bir şey. Şunu da kendimize yok saymayalım. Her türlü baskıya, her türlü yok saymaya rağmen geçtiğimiz seçimlerde önemli bir başarı elde edildi. En kötü olduğumuz dönemde 16 Nisan referandumunda %48,5 %51 bir çoğunluk var. Ki tartışılır bir seçim. Mühürsüz oylara rağmen o nedenle umutsuz olmayan, bunlar hiç konuşmayalım. Türkiye demokratik seçimlerle yoluna devam edecek ve ilk iktidarda görülen tablo bütün anket sonuçları gösteriyor ki Millet İttifakı'nın desteklediği bir anlayış Türkiye yönetecek. Nasıl yönetecek? Bakın ne diyorlardı propagandalarında? CHP gelirse sosyal yardımlar kesecek diyordu. Kesildi mi? Hayır. 4-5 kat arttı. CHP'li belediyelerin dağıtmış olduğu sosyal yardımlar geçtiğimiz döneme göre 4-5 kat artmış durumda. Başka ne yaptılar CHP'li belediyeler? İşte geldiğinde işte adam çıkacak diyor. Çıkarttık mı? Yok. CHP'li belediyelerde ne yapıldı ama? CHP'li yandaş vakıflara, yandaş kuruluşlara destek verilmiyor artık. Artık fakirin fukaranın parası fakire fukaraya dağıtılıyor. Ne diyor CHP'li belediyeler gıda paket dağıtırken? Sizden aldık size veriyoruz diyorlar. Rahatsız oldukları bu. Cumhuriyet Halk Partisi belediyeler sandılar ki geldikleri gün sosyal yardımlar kesecekler, sosyal yardım dağıtılmayacak. Daha çok dağıtıyoruz sosyal yardımları. Ekmeğine, suyuna, çocuk setine. Dün Mersin'deydim. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı çocuk bezinden mamasına kadar dağıtıyor. Yenişehir Belediyesi çocuklara 23 Nisan'la ilgili hediyeler dağıtıyor. Meclisli Belediyesi öyle. Yani Türkiye'de gördüğünüz bütün CHP'li belediyeler halktan aldığını halka vermeye çalışıyor. O nedenle bunların kimliklerinin bozulması sebebi bu. Darbe demeleri sebebi de bu. Darbe diyorlar ya. Niye darbe? Ortada bir şey yok. Kim yapacak darbeyi? Türk Silahlı Kuvvetleri sende. Polis sende. Jandarma sende. Bekçi sende. Nasıl yapacağız biz darbeyi? Nasıl yapacağız? Bunu söylemelerin sebebi önümüzdeki seçime giderken o yenilgilerini veya yenileceklerini gördüler. Bunu toparlamaya çalışıyor. Toparlayacaklar peki? Yani işte bu korkularla. Darbe yani, söylemleriyle. Yandaşlarını konsolide etmeye çalışıyor. Yandaşlarını bak diyorlar CHP geliyor. İşte yani bazen insan kendi dinlemeyince acaba Özgür Özel ne söyledi, Vela Baba ne söyledi diye düşünebiliyor. Veya Canan Kaftancıoğlu ne söyledi diye düşünebiliyor. Ama bu söylemlerin arkadaşlar getirin o görüntüleri. Bir de sosyal medyada bir paylaşımlar var. Evet. Mermiler falan var. Getirin evet. O görüntüleri bir bakalım. Şimdi eğer siz bu söylemi söylerseniz, bu söylemde halkı tahrik ederseniz ve sizin seçmenleriniz ya da size biat eden AK Parti için söylüyorum, size itaatle davranan, bir dini gereklilik gören insanlar da sokağa dökülürse bu söylem karşısında ne olacak Sayın Vekilim? Yani? Yani ben bunları akla bile getirmek istemiyorum ama böyle troller, işte sanki ortada bir şey varmış, biliyoruz bunların içerisinde trollerin içerisinde sadece bu cahiller yok. Bunların içerisinde gazeteciler var, video çekip paylaşıyorlar. Milletvekili var, video çekip paylaşıyorlar. Ortada bir darbe tartışması yok. Tamamen bunlar Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını engellemeye yönelik hareketler. Bunlar başaramayacaklar. Ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. Ne kadar medyaya hakim olursa olsunlar, ne kadar trolleri çok olursa olsun, ne kadar paralı küfreden trollücüleri çok olursa olsun bunu başaramayacaklar. Türkiye, bakın artık sosyal medyası var, medyası var, yaşam var. Türkiye artık gerçekleri görüyor, insanlar görüyor. O nedenle ben böyle bir tartışmanın bile Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünü engellemek için, gündemi değiştirmek için yapıldığını düşünüyorum. Bakın Fatih Bey, Türk İş Başkanı diyor ki biz daha önce mecliste söyledik, burada konuştuk bu meseleyi. 1177 lira diyor, insanlar aç bırakır diyor, 1177 lira. 1177 lira bir insan nasıl geçinecek?
1177 lira. Çay simit hesabını yaptık hatırlarsanız geçtiğim bu programda. Günlük 5 kişilik ailenin çay simidi 2 liradan olsa günlük 60 lira. Sadece çay simitle insanlar geçinse aylık 1800 lira yapıyorlar. İnsanlara verilen para 1177 TL. Nasıl yapacak başka bunu göstermemek için? Nasıl yapacak domatesin fiyatı, kuru soğan fiyatı %37,5 artmış. Patatesin fiyatı %31,60, yumurtanın fiyatı %15 artmış. Bunlar gizlemek için darbe diyor, başka bir şey diyor. Yani yanındakiyle beraber bir plan yaparak, bir icat çıkararak demokratik muhalefetin önünü kesmeye çalışıyor. İnsanlar cezaevine tehdit ediyor, insanları kapatmakla tehdit ediyor. Bir topyekün aslında, sadece Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir topyekün medyası, demokratik kitle örgütü, aydını vesairesi hep beraber topyekün bir saldırıyla karşı karşıyayız. Bu saldırı hep beraber demokratik yollarla püskürteceğiz. Daha fazla konuşacağız, daha fazla gezeceğiz, daha fazla anlatacağız ve bu gerçekleri yüzlerine çarpmaya devam edeceğiz. Bakın, o kadar ilginç şeyler oluyor ki, ben vakıflara yardım yapılmasın diyorum, bir troll ve troll ordusu Veli Ağbaba siyahlara karşı diyor, İHA'lara karşı diyor. Ya ne ilgisi var? Ben diyorum ki, belediyenin parası yandaş vakıflara verilmesin. Bu kadar açık. Başka bir şey demiyorum. Bu kadar açık. Ve bana saldık diyorlar. Karşımızda, bakın tekrar söyleyeyim, medyamızla, medyasıyla, bilim adamıyla, aydınıyla, gazetecisiyle, sendikasıyla, meslek örgütüyle topyekün bir saldırı altındayız. Umarım bu saldırı... Bu saldırı hep beraber defedeceğiz. Bu saldırı hep beraber, bu saldırıdan hep beraber kurtulacağız. Yani AKP'nin kutuplaştırarak bir şey kazanma, siyasi rant sağlama emelinde bu kontrolden çıkmaz bu. Kontrol altında mesela bu yarın öbür gün kontrolden çıkar, tabana yaygınlaşırsa sorun orada başlıyor Sayın Vekilim. Yani böyle çok basit şeyler değil bunlar. Kurşun göstermek, bilmem ne göstermek. Sayın Bahçeli'nin çok ağır sözleri var. Bakın bugün yine söylemiş. Her kim talibeyi aklından geçiriyorsa bunun en acıklı bedeline katlanmayı da göze almalıdır. Evet. Yani ortada darbe yok. Bunun sonuna acıklı bedeline katlanmasını gerektirecek bir kimse de yok. Yani şey de belli değil. Hedef de belli. Kime söylüyorsunuz? Silahlardan ve zorbalıktan iktidar çıkarmayı kim hayal ediyorsa bunun en acıklı bedeline katlanmayı da göze almalıdır diyor ve Bahçeli şöyle devam ediyor. Darbeci geleneğin siyaset ayağı olan CHP suçüstü yakalanmıştır. Ne demek bu? Evet. Ne yapmışlar Allah aşkına? Suçüstü diyor. Ne yapmışlar? Darbeci geleneğin siyaset ayağı olan CHP suçüstü yakalanmıştır. Ya ne yapmış bilmiyorum ki. Yani işte bu kadar yalanla dolanla. Bunu Bahçeli söylüyor. Bahçeli söylüyor. Erdoğan söylüyor dün akşam. Dün akşam Erdoğan söylüyor. Milletimiz size gereken dersi verecek diyor. Ne yapmışız? Ne yapmışız biz? Elimize silah almışız. Saray mı basmışız? Ne yapmışız? Devlet Bahçeli, Allah akıllar versin. Devlet Bahçeli'nin cevaplaması gereken iki soru var. Birisi tank paletle ilgili ne düşünüyorsun? İkincisi Süleyman Şah türbesiyle ilgili ne düşünüyorsun? Onun cevabını versin Devlet Bahçeli. Yeter diyorsunuz. Yeter, onun cevabını versinler. Peki. Sayın Vekilim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun geldiğiniz için. Bütün dostlara selam. Bütün Türkiye'de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Birlikte başaracağımızda hiç kuşkumuz yok. Öyle baskıyla, zulümle, yalanla, tehditle de bize sökmez. Biz doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz. Türkiye'nin gerçek sorunlarını konuşmaya devam edeceğiz. Ben size çok teşekkür ederim. Sağ olun, ağzınıza sağlık. Birazdan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cessun gelecek. Doktor bir COVID raporu hazırladı. Ama inanılmaz iddialar var. O raporun ayrıntılarını mutlaka dinlemenizi, izlemenizi istiyorum. Bizden ayrılmayın, az sonra.